TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Şimdi yanımızda Samsung'un yeni açıkladığı Galaxy Book var ve biz birazcık kurcaladık. Levent abi nasıl buldun? Şimdi Murat, bu fuarda Samsung telefon duyurmuyor. Daha sonra kendi etkinliğini yapacak. Burada Samsung'un tableti var. Galaxy Book, Surface'dan falan esinlenerek çıkmış bir Samsung'un da artık bir Book'u var. İki model var. Önümüzdeki model AMOLED ekranlı 12 inç model. Bir de bunun 10.6 inçli Core i5 işlemcili biraz daha düşük modeli var. Bu hani tablet gözüyle bakma çünkü i5 işlemcili. Şunun içinde 7. nesil 7200, i5 7200, i5 işlemcisi var. Diğer model Core i'de. Diğer model 4 GB'da, bunda 8 GB bellek var. 128 GB depolaması var. 256'lık modeli de var. Gayet güzel. Ayrıca mesela güzel bir avantaj, şu gördüğün klavye, şu kalem kutusunda geliyor. Opsiyonel parçalar değil. Surface, pardon alışmışız. Galaxy Book, bu gördüğün böyle bir ürün. Ne görmek istersin? NFC falan her şey var tabii ki. Şöyle iki ürün arasında bir de ekran farkı var. Bu AMOLED ekranken diğeri TFT. Evet, diğeri bildiğimiz anlamda bir ekran. Basalım. Kalem standart donanım. Şöyle. Pek bir gecikme yok. Kalemle kalemin imleci arasında tabii ki bir gecikme var ama çok rahatsız edici değil. Kullanabiliyorsun. Zaten bu aynı zamanda bir pek iyi olmadı ama bu aynı zamanda tabii ki tablet. Hani buradan bunu çıkartıp çantana atıp gidebiliyorsun. İstersen çıkar abi, bir dene görsünler. Deneyelim. Çıkar. Umarım becerebiliriz. Çek. Bu tablet. Tablet modu. Normalde cihaz bu zaten. Elektronik her şey burada. Hani klavye falan aksesuar durumunda. Ayağı falan hepsine entegre etmişler. Daha önce diğer üreticilerin çözümlerinin hepten yararlanmışlar, esinlenmişler, entegre etmişler. Peki, mıknatıslı falan tabii ki. Şimdi sonuçta Windows tablet. Bu evet, sana bu şu anda geliyor. Bakıyorsun ve bu cihaz bir tablet olarak işimi görür der misin? Derim çünkü 8 GB belleğiyle falan bu az buz bir şey değil. Hani işlem gücü bakımından. Bunu tablet olarak yanımda gezdiririm, çalışırım. La ofiste de, evde de klavyeye takarım. Yazı yazmam gerekiyorsa, makale yazmam gerekiyorsa yazarım. Gayet esnek tabii ki. Şimdi bu tip cihazların sorunu genelde kimseyi tatmin edememeleri. Bunda özellikle o yüzden soruyorum. Sen bir tablet kullanıcısısın. Yani tablet hissiyatını öldürmeden becerebilmişler mi? Ya tabii şu elimdeki her şeyle bir tablet. Bir çıkıntı yok, bir şey yok. Hani bunu böyle, şuna hiç bulaşmadan böyle kullanmanı Type-C bağlantısı. Bunu böyle kullanmanın için hiçbir neden yok. Kullanmamanın için hiçbir neden yok. Ha, ekstrası da eve geldiğin zaman full laptop haline dönüştürebilmek. Hani o şekilde kullanabilirsin. Hatta icabında başka klavye takarsın adaptörle falan. Daha büyük klavyenle kullanırsın. Ha tamam, şey Battlefield yüklemek istiyorum. Tamam, bu o değil ama Ultrabook'a da yükleyemiyorsun zaten. Öyle düşüneceksin. Bence olmuş, tatmin edici. Diğer modelden bu model tabii ki daha pahalı ama daha güçlü, daha heyecanlı bir ürün. Peki Levent abi, turumuza devam edeceğiz.